Biz kendi ilişkimize bakmaya evet, karar verdik. Tankut. Kendi ilişkimize bakalım. Aynen, i̇lişkimize bakalım abi. Ya. Bitti. Bizim ilişkimizi bozmaya çalıştığınız zaman. İlişkiye başladınız mı siz? Öyleyse. He? İlişkiye başladınız mı? Yok canım ben bir ilişkiye başladım. Bir ilişkiye başladığımdan değil ama başlama... Aşaması. Ha başladım. Olabilir he? Yani. Hazal'a söyleyelim defteri getirsin abi, imzalamaya hazırız. Defter burada ya. Oh, o zaman direkt imzalayalım, Hazal'a götürelim. Yok, şahit. Dur. Herkesin bir derdi var işte. Hiç o yüzden... Hadi imzalayalım şunu be Emre. Yok abi yok. Pazartesi günleri bak geçen hafta da ben ilan ettim. Ama bak... Herkes benim... çok bozuldu ama. Herkes ne? Dantan diyordu, ben tandan yapınca ne yapacaklarını şaşırdım. Hediyenin üstünde de bak gelin damat şeyi var abi, gördün mü? He. Bak. Çok özür dilerim. Bak bugünden imzala, pazartesi... İnsanlara öyle yok, yok, ona fake atmak istemedim ama. Yok yok daha bir şeylerin zamanı var ya. Yani ben... bu arada açık konuşacağım size beyler, dürüst olayım yani. Hani benim duygularım böyle biraz... şekillenmeye açık başladı. Açık konuşayım diyor, biraz diyor. Yine açık konuşmuyor. Ödecek bu kadar. O da Kayseri'ne vereceksin onu ya işte. Açık konuşayım diyor. Abi baksana defterimi hani 50 kere inceledi, hala inceliyor. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu Nur at gözlüklerini takmış, hiçbir şey göremiyor. Her şey tamam diyor. Her şey tamam diyor. Evet. Ya burada 16 kişi, tamam mı? Hepsi görüyor. Hepsi görüyor. Bir sen göremiyorsun. Ya de ki... Nerede kusur vardı? Bu insan sana bağırıyor, çağırıyor, sevgisini göstermiyor. Sevgi olmayan bir şey nasıl gösterilir? Sence olmayan bir şey nasıl gösterilir? Yok ki sevgi yok. Sevmiyor, çocuk sevmiyor yani. Artık anla, bir düş yakasından. Çocuk acıyor da bırakmak da istemiyor, tamam mı? Bir de hani... hepimizin bir şeyi oluştu artık, fanları oluştu. Çocuk fanların baskısını da almak istemiyor, anladın mı ne demek istediğimi? Toparladı fanlardan falan da işte. Aynen Nursen öyle. Falan. Nursen falan. Onların baskısını da üzerine almak istemiyor. O yüzden devam ettiriyor. Ya çocuğa da bir acı. De ki düşeyim yakasından. Ay arkadaşım düşmüyor yakasından çocuğun ya. Seni sevmiyor zaten. Yok sevmiyor. Bir insan sevdiği insana zaten kırmamak için elinden geleni yapar. Aynen öyle. Yok. Bunu biz anlıyoruz ama o anlayamıyor işte. Algılamıyor. Hepimiz söylüyoruz ya. Senin en yakın arkadaşın Mehtap. Sana Mehtap bile bunu söylüyor ya. Evet. Bir anla artık. Hayır benim anladığım sen aşık mısın? O kadar kör mü oldun yani? Çok mu aşık? Sıkıntı ne biliyor Hayır, musun? Hayır niye böyle evden oluyorsun? Evden gitmek istemiyor. Kalma Nur'la şey kimsenin, mi var diyorsun? Kimsenin ilgilenmeyeceğini biliyor Nur. Anladın mı? Zamanında olduğu gibi diyorsun. Ha. O yüzden diyor ki hazır diyor ben bunu tutmuşken diyor yakasını bırakmayayım diyor. Olay bundan ibaret. Tabii ki çok iyiydi yalnız. Hiç kimse kalktı. Değil misin? Sen niye oğlum böyle bizi gafil avlamaya çalışıyorsun? Yok çok güzel yakaladım onu. Aşkometre gitti mi? Kıskanç Erdem, kıskanç Erdem. Emre küldü mü? Yok. Seni dögerim oğlum. Abi şu aşkometreyi versene. Senin çantasının yerde ne işi var abi? Emre, versene abi şu aşkometreyi ya. Adama iyilik yapıp yerine götürüyorum, şuradan takıldım ya. Ne dedi ya? Aşkometre mi? Ne dedi? Aşkometre var mı? Sen iyi misin? Ben iyiyim, iyiyim. Birazdan bir önce şey önce hediyeleri sonra sana soruyor. Onlara bir şey olmasın ya. Ama bak nereye atmış ya Allah'ım. Hediye bakıyor, kırılmış mı sonra? Hediyelere bakacak canım, benim orada ciddi bir şey yok ki. Sonra bak ben de merak şey ettim. İyi, aa kırılmış. Abi bomboşsun. Ha yok. Ya orada ciddi bir şey yok ki. Oo, aşma. Kırılmış, kırılmış. Vallahi dolmuş. Ben üstü koyuyorum. Vallahi içindeki İçi kalp kırılmış. Kırılmış. Aa kırılmış. Aa. Evet, kalbi kırılmış. Kır Emre, kır. Kalbin ben bu arada fokurdatıyorum. Kalp olmadığı için abi, kalp olsa çıkmayacaktı. Kırılmış, kırılmış. İnanmıyorum Erdem sana. İnanmıyorum. Obje atma. Çocuğun kalbini kırdın. Adnan'dan bana temas var. Atsana kendini yere dokun. Bir temas daha. Bir bırak. Sen bir gider misin? Niye? Sen bir gider misin? Hayır, ben onun yanındayım. Oğlum gözünüz değdi la. Gözü kalmış, gözü kalmış. Evet, kendi ilişkisi yok ya, gözü kalmış kardeşim. Bir şey söyleyeceğim, bir saniye bir çıkar mısın önünden? İlişkisi yok ya, gözü kalmış. Aa, temas. At kendini yere. At kendini yere, at. Ah diye koltuğa atla. Daha ilk ihtar, sıkıntı olmaz. Olsun. Yok yok, telafi edeceğim sonra. Yok yok, sıkıntı yok. Önemli değil kardeşim ya. Önemli değil kardeşim.
Bugün bizim Erdem'in sakarlığı üstündeydi biraz. Tabii yanlışlıkla oldu. Hazal'ın bana almış olduğu aşk ölçeri kırdı. Olsun, kırılan aşk ölçeri olsun. Bizim kalbimiz kırılmasın yeter ki. Diyor ki ben burada Cansel'le tartışmış olabilirim ama siz karışmayın diyor Mehtap. Daha sonra biz onlarla tekrar barışıyoruz diyor. Ama daha sonra sen ona mantı verdin diye sen diyor bana bunu yapan insana nasıl bunu yaparsın? Tezatlığa bak. Ben şeyi de anlamıyorum ya. Yani mesela orada o kadar yükseldim, sinirim bozuldu, gözümden ateş çıkıyor, o kadar canım sıkkın. Hala indirmiyor kundurunu. Hayır, 5 dakika sonrasında Ayça'nın yanında Ayça'ya ağlıyor falan böyle üzülüyor. Ya ben orada hiçbir şey gözüm görmüyor ki benim. Nasıl bu kadar çabuk geçebiliyor onda yani? Bu evet. Yaptığı sen inanılmaz dehşet bir şey benim için ve benim moralim o kadar bozuk, canım sıkkın, hiç kimseyi gözüm görmüyor. O orada eleme potasında Ayça var diye onun yanına gidiyor falan bir şeyler yapıyor. Geçmiş yani, hiç içinde öyle bir şey hissetmiyor. Yani hiç dert değil ona o. Yaptığı hiç şey değil yani. Onda öyle bir şey hissetmiyor. Çok enteresan değil mi bu? Karakteristik bir özelliktir çünkü bu bakış. Ama sen zaten bu huyunu seviyorsun Mehtap'ın, kin tutmama özelliğini. Tamam işte onu söylüyorum ama bu farklı bir boyutu. Hemen 5 dakikasında olur. Demek ki olay kin tutmama değil, Mehtap çabuk olayları unutan bir insan. Kin tutmayan değil, olayları unutan bir insan. Ne olacak şimdi Murat ayrıldığında dakikada unutulmuş gibi yoluna yani devam edecek. Demin yani 3 dakika evvel benim o bağırmamı, kızmamı falan 3 dakikada unuttu mu yani? Unutacağını da zannetmiyorum. Mehtap ta geçmişteki... Umursamamak bu, umursamamak. Geçmişteki tamam, bak, konuyu tutup bunun adı umursamamak. Kin tutmamak falan değil. Bu başka bir boyut. Eğer bu kadar umursamaz olursan ben de seni umursamam. Aynen. Bu kadar basit. Anladın mı? Bu konu beni o kadar sinirlendiren bir konu. Ve sana bu kadar yükselmeme sebebiyet veren bu konu senin için önemsiz ve umursamazsan sen bu konuyu ben seni komple umursamam. Konuşmadan bence yapma onu. Konuşun. Ama şimdi şöyle bir savunma da yapabilir. Hani ben dile getiriyorum sadece düşüncemi. Sizin zamanında bana yaptığınız gibi. İşte ben de onu diyorum ki bak her konuda evet dile getirebilirsin ama bu dile getirilecek bir konu değil. Çünkü somut değil. Değil mi? Bazı konular dile getiriyor. Evet, bunları dile getir. Yani bunları eğer dile getirirsen yanındaki adamdan ne umuyorsun? Başının belaya girmesini mi istiyorsun? Seni kıskanmasını mı istiyorsun? Ne istiyorsun? Sen olur, sen yeter ki sen...